Bugün Minecraft'ta jeolojisini inceliyoruz. Minecraft'ta yerin altına doğru inmeye başladığımızda sadece taşları kazmayız. Aynı zamanda oyunun temel jeolojik sistemini de keşfetmeye başlarız. Bu sistem göründüğünden çok daha planlı. Yüzeyin altında gerçek dünyadakine benzer şekilde farklı katmanlar bulunur. Her katmanın kendine özgü bir yapısı, cevher dağılımı ve zorluk seviyesi vardır. İlk olarak taş katmanıyla karşılaşırız. Bu gri bloklar Y0'ın üstündeki seviyelerde yer alır. Gerçek hayatta bu kısım yer kabuğuna denk gelir. Yavaş yavaş daha derine doğru indikçe taşların da dokusu değişir. Renk koyulaşır, yapı sertleşir ve Deep Slate adı verilen koyu renkli kayaçlara ulaşırız. Bu geçiş genellikle Y8 ile Y0 arasında gerçekleşir. Deep Slate katmanı yer kabuğunun altına, yani mantonun başlangıcına benzetilebilir. Y-68 seviyesine ulaştığımızda artık Bedrock ile karşılaşırız. Kırılamaz ve geçiremez bir katmandır. Gelelim aşağı doğru inerken karşılaşacağımız cevherlere. Minecraft'taki cevherler random bir şekilde değil, planlı bir şekilde dağıtılmıştır. Her madenin ideal bir yüksekliği vardır. Cevher ne kadar değerliyse o kadar derinde yer alır. Elmas Y16 ile Y-64 arasında bulunur. En yoğun olduğu seviye ise Y-59'dur. Kızıltaş Y-64 ile Y-16 arasında çıkar. Aynı şekilde en yoğun olduğu nokta Y-59'dur. Demir birçok yerde bulunabilir ama en çok Y-15 ve dağlık bölgelerde Y-232 civarında görülür. Altın Y-64 ile Y-32 arasında çıkar. En yoğun olduğu seviye ise Y-16'dır. Lapis Lazuli Y-64 ile Y-64 arasında bulunur. En yoğun olduğu nokta da Y-1'dir. Minecraft'taki bu mantık aslında gerçek dünya jeolojisinden esinlenerek tasarlanmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi elmasların en alt katmanda bulunması tesadüf değil. Gerçek hayatta da elmas, yüksek basınç ve sıcaklık altında yerin çok derinlerinde oluşur. Mojang bu detayları tam olarak toplayamasa da temel mantığı oldukça güzel bir şekilde yansıtmıştır. Volkanik, Turtle, Metamorphic. Bunlar coğrafya dersinde dinlerken sıkıcı gelmiş olabilir. Ama bunları Minecraft'ta anlatınca eğlenceli hale geliyor. Igneous, yani volkanik kayaçlar. Su, lava değdiği anda obsidyen oluşur. Gerçek hayatta da lav çok hızlı soğursa siyah, taş gibi olan bir obsidyen oluşur. Granit, diorit, andezit. Bunlar aslında iç püskürük, kayaç dediğimiz kayaç türlerinden. Gerçekte de lav yerin altında yavaşça soğursa bunlardan oluşuyor. Sedimenter, tortul kayaçlar. Tortul taşlar da doğada su, rüzgar gibi etkenlerle taşınmış ve birikmiş madde. Oluşur. Çakıl nehir kenarlarında veya mağaralarda çıkar. Gerçekte de çakıl suyun taşıyıp biriktirdiği iri taneli tortullardır. Minecraft 1.18'den sonra mağara sistemini komple değiştirdi. Eskiden şöyle videodan önce birkaç saat şerit madenciliği yapar ve bir daha madene hiç inmezdik. Ama artık bu şerit madenciliği bitti, hatta çöp oldu, hatta tarihe karıştı. Hatta biraz da arttırayım, yapanla dalga geçiyorlar artık şerit madenciliği, öyle bitti yani. Yeni sistemle birlikte artık karşımıza çıkan iki büyük mağara biyomu var. Dripstone Caves ve Lush Caves. İlk olarak Dripstone'la başlayalım. Dripstone mağaralarında sarkıtlar ve dikitler var. Gerçek hayattaki karşılığı karstik mağaralar. Hani şu kireç taşının zamanla erimesiyle oluşan sarkıt, dikitli yeraltı boşluklarını diyorum. Belli ki bu videoyu izleyenler coğrafya dersinde uymuş. Neyse, ben yine size çok basit bir şekilde anlatacağım. Doğada bu yapılar binlerce yılda oluşur. Suyun içindeki kalsiyum damla damla çökerek bu yapıları oluşturur. Minecraft'ta biraz şak diye oluyor tabii ama mantık benzer. Yani oyundaki dripstone mağaraları gerçek hayattaki karstik mağaraların benzeri diyebiliriz. Lush Caves ise bambaşka bir kafa. Girince bildiğin ortam değişiyor. Sanki mağaraya değil de ormana girmiş gibi yemyeşil mağaralar bunlar. Gerçek hayatta bu tür mağaraların doğrudan bir karşılığı yok ama benzer olarak içinde yeşillikler bulunan mağaralar mevcut. Minecraft'ta bu jeolojik süreçler doğrudan gözükmese de sonuçlarını hissediyoruz. Yani oynarken burada kireç taşı mı çözüldü falan demiyoruz ama ortam bunu bize hissettiriyor. Evet dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Videoların gelişmesi için yorum yazmayı ve çok isterseniz de abone olmayı unutmayın. Tabii size bağlı bunlar. Kimseyi zorlamıyoruz. Neyse hadi, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.